Önemli bir gelişme. Hayvanların da artık bir aile hekimi olacak. Açıklamayı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Vakıbaba mecliste yaptı. Ankara'ya Pınar Tatlıbaş'a dönelim. Uygulamanın kapsamı nedir? Acaba hangi hayvanların aile hekimi olacak? Pınar, detayları senden dinleyelim. Evet, yeni bir düzenleme yolda. Tıpkı insanların olduğu gibi artık hayvanların da bir aile hekimi olacak. Ancak şu noktaya dikkat çekmemizde fayda var. Bu düzenleme yalnızca gıda amaçlı kullanılan küçükbaş ve büyükbaş hayvanları kapsayacak. Yani sokak hayvanlarını ya da evlerdeki evcil hayvanları kapsamayacak. Bunun altını çizmiş olalım. Belirttiğimiz gibi aslında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı bu açıklamayı Meclis Genel Kurulu'nda yaptı. Bütçe görüşmeleri sırasında yaptı ve şu ifadeleri kullandı. Aşıların hepsi bedava, veteriner hekim bakımı bedava ve aile hekimliğini getiriyoruz dedi. Biz de bunun üzerine edindiğimiz bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Uygulama nasıl ilerleyecek? Uygulama şöyle ilerleyecek. Taşra'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın il ve ilçe müdürlükleri var. Burada görevli veteriner personel aslında bu işlemleri gerçekleştirecek. Bu hekimler devreye girecek ve bu hekimler özellikle de küçükbaş ve büyükbaş hayvanların bakım süreçleri, gebe deliklerinden itibaren başlayacak bakım süreçleri, doğumları, aşıları, aşı takvimleriyle ilgilenecek, ölüm süreçlerine kadar her türlü takibini yapacak. Aynı zamanda da şu notu da aktarmakta fayda var. Yine ahırların hijyeni, hayvanların yaşadıkları ortamda dikkate alınacak. Bunların denetimini de yine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı çalışan veteriner hekim personeller gerçekleştirecek. Öte yandan yine bu uygulama peki nasıl devreye sokulacak, nasıl önümüze gelecek? Tarımsal işletme modeliyle birlikte kapsama alınması bekleniyor aile hekimliği modelinin ve uygulamanın yine 2018 yılı içerisinde de hayata geçirilmesi planlanıyor. Edindiğimiz bilgiler bu doğrultudaydı. Şimdi sözü yeniden İstanbul'a size bırakalım.